Evet, tekrar geçmiş olsun, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi kaç ay oldu senin ameliyatı? Yaklaşık 4,5 ay. 4,5 ay varikosel ameliyatı oldu. Evet. Tabii daha çok erken ama maşallah çok da iyi sonuçlar sende iyi, hızlı bir şekilde geldi. Şimdi sende azospermi vardı. Evet hocam. Azospermi dediğimiz verilen ejekülatta hiç sperm görülmemesi. O tetkiki bir kez mi yaptırdın? Hocam ilk yaptım, periz uygulamadan yaptım. Evet. Sıfır çıktı tamamen. Şok oldu tabii. Sonra bir hafta, 5 gün sonra bir daha yaptım. Evet. 20 bin çıktı. 20 bin. Yani o da neredeyse sıfır. Ama tabii 20 bin bile bizim için süper bir değer. En azından sperm var. İşte bununla tüp bebek yapılabilir. TSE yapılabilir. Mikro TSE ile sperm bulunur filan gibi. Ama azospermi 7 daha yaptırsan tekrar azospermi gelebilir. Yani sıfıra çok yakın spermler varmış. Biz orada sana varikoseli peki nasıl anladınız? Kim söyledi sana varikosel olduğunu? Hocam 8 yıldır ben de küçüklüğümden beri biliyordum olduğumu yani. Hmm. Görüyordum, görüntüde belli oluyordu. Ağrı yapmıyordu ama. Evet. Herhangi bir ağrısı yoktu. Sonra korumadan çocuk istediğimiz için denedik ama olmayınca doktora gittim. Evet. O söylemişti. Varikosel size geldi. Nerede mi? Yani daha önermemişti. Sperm sonucundan sonra ben YouTube'dan sizi takip ediyordum. Evet. Direkt size geldim. Şimdi bazen şöyle oluyor. Azospermi tüp bebek daha hızlı bir sözüm olabiliyor. Ama orada sperm aranması lazım. Evet. İşte testisten, mikro test edebiliriz yöntemde. Sende şimdi 20 bin sperm olunca güzel. En azından sperm var. TSE'ye gerek kalmadan orada onunla tüp bebek denenebilirdi. Karşıda değilim. Bana gelen hastada yaş bence önemli. Eğer bayanın yaşı 40'lara yakınsa hiç ameliyatla vakit kaybetmeyin. Önce tüp bebeği yaptırın. Sonrasında varikoseli çözelim gerekirse. Çünkü varikoseli ileride olumsuz etkileri devam edecektir diyorum. Ama siz yaşlarınız genç daha, yeni denemeye başlamışsınız. Evet. Size bunu hemen çözebilir. Şimdi böyle baktığımız zaman 6.4 milim solda çok aşırı geniş bir damar. Yine sağda da 2.5 milim. Sadece şimdi 2.5 milim olunca yani yine de yapmışken yapalım. İki taraflı yapalım daha garanti olsun istediği sonuçlar. Ve eski tarihlere de baktığımız zaman bu yenisiymiş. Evet, şu merkezin çıkan, yani eski tarihlerde işte bir sıfır sperm çıkmış, sonra çekmiş. Şimdi ameliyat etmeye karar verdik. Burada, yani görüyorsun, burada çok gerçekten büyük, devasa damarlar, eksternal damarlar söz konusuydu ameliyatta. Ve böyle işte bazen çıkan damarlarla hastamızın baş harflerini yazıyoruz. Biraz karıştırmak için yapıyorum. Bazen bir bakıyorum telefonuma, onlarca fotoğraf. Hangisi hangi hastanında böyle bir formül bulduk. Şimdi daha böyle açmaya başladığımız anda içeride şu damarı görmeye başladık. İşte bizim yöntemimiz, sen de o yöntem için geldin bize, damar çıkartıyoruz. Niye çıkartıyoruz? Şimdi bize okullarda öğretilen dedi ki şuradan bağlı bu kendi kendine kaybolacak. Yani bunun kaybolmasını beklemek bir kere ne zaman kayboluyor? Bazı insanda hiç kaybolmuyor ama kaybolan da 6 ay sürebiliyor, 3 ay sürebiliyor. Düzelmeler oradan sonra başlıyor. Yani senin sperm sedasyonun düzenleme oldu Allah'a şükür. Ne zaman olacaktı eğer normal yöntemle olmuş olsan? Belki 6 ay sonra başlayacaktı, belki 9 ay sonra başlayacaktı. Biz çıkartınca anında sonuçlar da başlıyor, o yüzden de iyi oluyor. Şöyle işte çıkan damarları çekmişiz fotoğrafını. Bunları da unutmamak için çekiyoruz yani bu hastanın ne kadar çıkartmıştık görelim diye. Güzel, şöyle damarlardan çıkanlardan bunları yapmışız. Böyle yaygın. Bu da sağ tarafta olmuş. Şimdi 4 ay, 4,5 ay oldu. 4,5. Ve yeni yaptığınız sperm tarihinde çok iyi bir sonuç gördük değil mi? İlk bu şimdiden şu 20 bin olan. Şimdi kaç demiş? 37 milyon. Toplamda 148 milyon sperm. Harekette de %80 hareketli hale gelmiş. İlaç da kullanmıştık sana. Kullandık. Çift taraflı varikosel olması, damarların çok büyük olması, ilaçlar, bunların hepsi birleşince bazen gerçekten azospermiye rağmen böyle sonuçlar gördüğümüz oluyor. Seninki de ya ben ne kadar garanti veririm? Azospermi sonuçta aynı %50 garanti veririm. %50 hasta sperm çıkar diye garanti veririm. Ve onda da testisin güzel senin, testisin büyük. Damarlar çok büyük. Öyle olunca ümidimiz de daha fazla oluyor. Ameliyattan önce ağrın falan yoktu değil mi senin? Ağrım yoktu hocam hiçbir şekilde. Şu anda ameliyat sonrası iyileşmeye ne diyorsun? Çok zorlu bir süreç mi? Nasıl oldu onlar? Ya ilk bir hafta çift taraflı olduğu için benim için zorlu oldu. Ondan sonrasında bir sıkıntı yok. Evet. Sonuçta tavsiye edersin. Ederim herkese tavsiye ederim. Azospermiden bile böyle bir dönüş
iyi sonuçlar olduğunu gördük. Bu arada bir gebelik şüphesi oldu herhalde bir de üstüne üstüne. Evet, bir oldu pozitif olarak. Bir haber geldi ama tam detaylar... Tam sonra belki dış gebelik olabilir, dış gebelik belki yasal gebelik olabilir. Yani bu bile o spermlerin artık iş gördüğünü, hı, çalışmaya başladığını gösteriyor. Hı. Çok iyi haber. Tabii takibimiz devam edecek. Yani çocuk olanı bizim, hep öyle söyleyeyim, ameliyatta işin yarısı biter. Diğer yarısı çocuk olana kadar, gebelik iyice emin olana kadar devam eder. Sanki de şimdi yine ilaçlara devam edeceğiz her ihtimale karşı. Ve de 3 ay sonra tekrar bir sperm tahlili, tekrar buraya kontrol. Tabii şehir dışından bana sırada bu kadar yakın takip yapamıyoruz belki. Hı. Onda da doktori orada yaptırılıyorum. Bana gönderin sonuçları, ilaçlarını yazıyoruz vesaire. Çok geçmiş olsun. İnşallah Allah hayırlı evlat nasip etsin. Tamam, sağ olasın.